Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Galatasaray Beşiktaş maçını anlatacağız. Çok güzel bir darbe olacağını umuyoruz ve bu şampiyonluk açısından çok önemli. Ve şimdi Galatasaray Beşiktaş maçına geçiyoruz. Ve Galatasaray Beşiktaş karşılaşmasında bakalım maçlar nasıl sonuçlanacak. Az önce Mane'nin şutu geldi ve Joao Felix sarı kartını yiyor. 7. dakikada hemen maç başlıyor. Hetim heyecanıyla Griezmann, Griezmann tarafından bir pas. La Cazette, kaleci kaleciyle karşı karşıya. Lakazet geldi. Lakazet. Lakazet'in şutunda kaleci burada başarılı. 8 dakikada Lacazette Mount müthiş bir oyun oynadı. Griezmann gol'e doğru gitti. Griezmann. Anthony Griezmann geldi. Anthony Griezmann'ın şutu. Anthony Griezmann 9. dakikada kaleci kalesine devleşiyor ve dakika 10 Messi'nin şutu geldi. Lewis'ten de bir şut geldi. Messi tarafından güzel bir pas. Mane ceza sahasına girdi. Şutunu çekecek mi Sadio Mane? Mane! Sadio Mane'nin şutunda etkili bir vuruş ama onu kaleci yerlediği 18. dakikada. 25. dakikadaki pozisyonlara baktığımızda çok etkili pozisyonlar var. Bakalım ne o, da, daha nere bulacak. Lewis ve Joe Felix işbirliğiyle ile gelen top ve Joe Felix ve top alanda. Joe Felix atıyor harika bir, bir gol oluyor ve tekrardan maç devam ediyor. La Cazette Babaşada çekti. La Cazette'in Babaşadasında 31. dakikada top direkten döndü. Juan Felix de 28'de çok iyi bir gol atıyor ve asistle Lewis yapıyor. Defansa ile çim hatası Rizman boşta kaldı. Topa vuracak Antonio Griezmann, Antoni Griezmann 35. dakikada geldi. Beşiktaş takımı ama top ne yazık ki derin yanından geçiyor ve bir sonuç çıkmadı. Ve Messi arkadaşlarının topun başından uzaklaştırdı ve kaleye vuracak Lionel Messi geldi. Lionel Messi ve gol. Lionel Messi çok rahat bitirdi ve golünü getiriyor. Golünü atıyor. Fizik atıyor ve ligdeki 18. golünde 60 bulunuyor. 44. Dakika dakikada Galatasaray Beşiktaş karşılaşmasında 2-0'lık bir üstünlüğü sağlamış durumdayız. Şimdi Galatasaray Beşiktaş maçının ikinci yarısına geçeceğiz. İkinci yarısı daha heyecanlı, daha serüvenli olacağını düşünüyoruz. İsmail'i kafayla topu sektirdi. Mount geliyor. Mount'un şutu ve topu ağlarımıza gitti. Güzel bir voley çekti ve 48. dakikada gol geldi ve Larin kontrol edemedi. Şimdi kontrolü onda. Larin geliyor. Larin. Galatasaray ataklarıyla e, pardon Beşiktaş ataklarıyla şu an bizi zor durumda bıraktı. Bu dakikalarda ve Larin topu önünde buluyor ve yapıştırdı. Larin geldi. Larin. Larin şutunda. Hiçbir önce dakikada kalecimiz çok iyi işler çıkarttı. Stoşka, Dest ve Joao Felix güzel bir ikili oyunu oynadı. Joao Felix için şut açısı. Joao Felix geldi. Joao Felix. Joao Felix. 65'te kaleyi yokladık. Joao Felix de kaleci suçlanamaz. Çünkü harika işler çıkartıyor. Dakika 70. Lionel Messi'nin şutları geliyor. Ve Messi müthiş bir oyun oynuyor. Torres kole doğru gitti. Bir stoper oyuncusu Torres geldi. Torres. Torres 76'da kaleyi yokladı. Güzel deneme ama top drain hemen üstünden. Drain hemen üstünden top dışarı çıktı. Delikeli bir corner olabilir. Lionel Messi kullanacak. Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi geldi her şeyi doğru yaptı ama top uzak direğin dibinden dışarı çıkıyor. Joseph çıkıyor Mesa kalan zamanlarda bize bakalım neler gösterecek. Ve Lewis'e sarı kart 85. dakikada Lewis'in sarı kartı Mount çık bir çalım ile topu ileri yolladı. Lacazette şutunu çekecek. Lacazette geldi. Lacazette top bağlarda. Beşiktaş son dakika attığı golle şu an önde. Ve şimdi de Galatasaray Fenerbahçe maçının ikinci yarısındayız. Pardon ikinci yarısını diyorum. Galatasaray Fenerbahçe maçının maçındayız. Türk Telekom Arena'dayız. E, Türk Telekom Arena'da bakalım 43. hafta neler olacak? Fenerbahçe maçını eğer kazanırsak Fenerbahçe maçından buradan galibiyetle ayrılırsak biz bu ligin şampiyonu olacağız ve Fenerbahçe karşı kazanıp Şampiyonluk kupasını, Spor Toto Süper Lig kupasını almış olacağız. Bu maç bizim için çok önemli. Taraftarlar için de çok önemli. Ve şimdi ondan geri sayım başlıyor maçın başlamasına. Ve maç başlıyor. Regulation ilk dakikada sadi kartı yiyor. ikinci dakikada tehlikeli bir corner bulabilir. Sadio Mane kullanacak. Sadio Mane geldi. Sadio Mane. Sadio Mane 5. dakikada kaleyi yokladı. Kaleciden inanılmaz bir kurtarış geldi. Agome iyi görünmüyor. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. Ve yerine Niguez oyuncusunu yerine bırakacak. 8. dakikada Luka Modric topu Ake'den alıyor. Göğsüyle yumuşattı. Vole vuracak. Geldi e, buradan Luka Modric. Luka Modric'in şutunda kaleci sadece bu topa bakınmakla yetiniyor. Hızlı hücum ve Kylian Mbappe uzak köşeye vuracak. Kylian Mbappe geldi. Kylian Mbappe. Mbappe 10. dakikada Fenerbahçe'nin ilk pozisyonu düreğin dibinden dışarı gitti. kolibali şık bir çalım ile topu ileri yolladı. Di Maria şutunu çekecek. Anthony Di Maria. Di Maria. Antonio Di Maria'nın şutunda kaleci kale onu engelledi ve dakika 20 başında Antonio Di Maria topun başında Di Maria geliyor ve top ağlara gitti. Top ağlara gidiyor Antonio Di Maria takımını 20. dakikada Türk Telekom Arena'da 1-0 öne geçiriyor attığı Fikirik golüyle. taraftarına koşuyor ve Fenerbahçeli taraftarlar şu an Antonio Di Maria'ya şişeler fırlatıyor. Ama Di Maria bunları hiç umursamıyor. Ve golü golümü atarım işime bakarım diyor. 20. dakikadan sonra maç tekrardan başlıyor. Kimik sarı kart diyor. Gole itiraz, oyun, itiraz istiyor. Lukoma düştü de sarı kartlı diye rakibe omuz attı. Maçta tansiyon biraz gerildi gol attıktan sonra. Sarı kartlar arttı ve ilk yarının sonucunda Galatasaray 1 Fenerbahçe 0. Şimdi maçın ikinci evresine gideceğiz. İkinci yarısı ayrı bir heyecan, ayrı bir serüvenli olacağını düşünüyoruz ve Fenerbahçe Galatasaray maçının ikinci yarısı başlıyor. Sterling ve Koke güzel bir ikili oyun oynuyor. Koke için şut şansı. Koke açıyı buldu. Koke. Fenerbahçe beraberlik golünü atıyor ve asist Sterling'den geldi. Koke'nin golü. Koke tarafından güzel bir pas. Semedo ceza sahasının köşesinden kaleyi yokladı. Semedo geldi. Semedo. Fenerbahçe ikinci yarıya bomba gibi başladı ve Galatasaray ne yaptığını hatırlayamıyor. Robertson ortayı biraz uzağa gönderdi. Lukaku yetişecek mi? Romelu Lukaku! Romelu Lukaku çok zor bir kafa vuruşu yapıyor ve çok yetenekli bir kafa vuruşu yapıyor ve sadece... 4 dakika sonra 50. dakikada 7 golün ardından 54. dakikada Galatasaray takımı 2-1 öne geçmeyi biliyor ve maçı tekrardan galip sürdürüyor Fenerbahçe karşısında. Sterling topu Kimik'ten aldı. Göğsünü yumuşattı ve vole vuruyor Kimik. Geldi Kimik. Kimik. 55. dakikadaki Kimik'in şutu hemen üstün, hemen direğin üstünden dışarı çıktı. Di Maria şık bir çalım ile topu ileri yolladı. Loma, Romelu Lukaku şutunu çekti. Romelu Lukaku. 59. dakikada Lukaku geliyor ama kale hayatının Atı'nın kurtarışını yaptığı burada. Destin önce bir şutu geldi. Kolivari rakibini çalımlıyor. Sadio Mane ile topu buluşturdu. Sadio Mane'nin şutu. Sadio Mane. Galatasaray kendi evinde baskıyı oluşturmaya başladı. Fenerbahçe abluk altına almayı başladı. Mischu kusursuz bir orta açtı. Laporte geldi. Laporte şunun ortası Laporte'nin güzel denemesi kaleci burada iyi bir kurtarış yapıyor. Stoper oyuncusunun şutunu engellediği Dest harika bir şekilde topu kazandı. Dimar için şut şansı. Dimar geldi? Dimar ya. Dimar kaleye doğru geldi. Dimar ya. Dimar ya 77'de bu pozisyonu kaçırdı. Kaleci kalesine devleşti. Dakika 79. Tolik harika bir şekilde topu kazandı. Kylian Mbappe için şut şansı. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Mbappe. Bir top bir kale bir o kalede bir bu kalede şu an maç çok heyecanlı geçiyor. Vidal sarı kartını yedi. Galatasaray galibiyet yakın şampiyonluğa yakın mı? Son düdük çalacak mı? Ve maçı son düdüğü çalıyor. Son düdük çaldı. Son düdük Son düdük çaldı Galatasaray. Sport Süper Lig 2020-2021 sezonunun şampiyonu oluyor ve final maçı 2-1 mağlup ediyor. Ve buradan da görüyorsunuz ki büyük bir ezici bir farkla yani 16 şuta 7 şutla 2 bölük bir skorla kazanıyor. Şu an gerçekten şampiyonluk açısından çok önemli bir maç oldu ve şu an şampiyon Galatasaray takımı ve bir önceki maçların istatistiklerine ve şillerine bakarsak 2-2 beraber kaldık. Konya Spor Denizli 2-0 yendi. Kasımpaşa Kayseri beraber kaldı. Sivas Ankara gücünü 1-0 yendi. Başakşehir deplasmanı Göstepe'yi 5-0 yendi. Trabzonspor Gençler Birliği'ni 2-0 yendi. Rize Spor Hatay Sporu 5-0 yendi. Fenerbahçe Erzurum'la beraber kaldı. Gaziantep Antalya'yı 2 Antalya'yı 2-0 yendi. Fatih Karagümrük Alanya Sporu 4-0 yendi. Biz de yeni Malatya Sporu 5-1 yendik. Bu maçın hemen hızlıca bir istat istatistiklerine bakar isek bu maçın videosunu çekemedik maçını anlatamadık ee, burada dimavion'un şutu ve Robertson asisti Kante ve Fatih'in de buradan işbirliğiyle ile gelen bir golü Teddi'nin golü ve eski oyuncumuz Sergio Ramos'un asisti Romelu Lukaku'nun golü ve Robertson'un ikinci asisti ve Romelu Lukaku'nun kendisinin ikinci takımının dördüncü golü ve Kante'nin de asisti geliyor ve Fatih'in de asisti vardı. Bu maçta da golünü atıyor. Robertson 3. asistini yapmış oluyor. Robertson, Robertson ve Robertson diye 3 asist de bu maçta yer alıyor. Hemen e, 42. haftanın sonuçlarına, sonuçlarına baktığımızda Hatay Spor ve Denizli Spor bir bir beraber kalıyor ve Trabzonspor kendi evinde Fenerbahçe'ye 2-0 yeniyor. İstanbul Başakşehir kendi evinde Alanya 2-0 yeniyor. Ve bizim şampiyon olmamızı sağlayan Ankaragücü gücü oluyor. Ve Fatih Karagümrük'ü 2-0 yeniyor. Beşiktaş Antalya Sporu 3-1. Erzurum Sporu Kayseri 2-1. Rize Sporu Konya'yı 4-0. Geçer Birliği de Kasımpaşa'yı 2-1 yeniyor. Sivas Sporu Göztepe'yi 4-0 yeniyor. Ve 44. haftaya baktığımızda pardon 43. haftaya baktığımızda biz derli bir de kazanıyoruz ve şampiyon oluyoruz. Ankara gücü de Denizli'yi 2-0 yeniyor. Beşiktaş Başakşehir maçında Maç berabere bitiyor. 1-1 Konya Spor Trabzon 3-2 mağlup ediyor ve Kasımpaşa kendi evinde Hatay Spor'a 2-1 yeniliyor. Sivas Spor Gaziantep maçında Sivas Spor 3-0 kazanıyor. Göztepe Alanya Spor maçında Alanya Spor Göztepe'ye karşı 2-0'lık galibiyet alırken Karagömük'te yine Malatya Spor'u karşı deplasmanla 3-0'lık bir galibiyet alıyor. Yeşilbirliği Antalya Spor maçında da sonuç bir bile sonuçlanıyor ve Çaykur Rizespor Erzurumspor'u 2-1 mağlup ediyor. Şu anki lig tablosuna baktığımızda şampiyonluğunu garantilemiş bir Galatasaray takımı olarak 97 puanla 1. sırada şampiyon takım olarak yer Ve şu an ligde ikincilik ya bir var. Belki de şuradan içten içe Sivas bize kızmış olabilir. Biz Fatih Karagümrük'e yenildi. Yenilmeseydik onlar 89 puanla bak pardon. Ee onlar Fatih Karagümrük 84 puanla olacaktı ve Sivas da 86 puanla ikinci sırada yer alabilirdi ama şöyle de e, bir şey var biz de ona yenildik biz de ona yenildiğimiz için no, yani Fatih Karagümrük'e de burada da yenilmiş oluyoruz yani Fatih Karagümrük ve Sivas Spor takımlarımı da beni yendikleri için de çok tebrik etmek istiyorum hem Fatih Karagümrük'ü hem Sivas Spor'u hem de bana puan kaybı yaşatan takımları da ariyetten tebrik etmek isterim. Çünkü 4 beraberlik 2 mağlubiyet aldım ve 6 maçta takıldım. Bu takıldığım maçta Çaykur Rizespor beraberliği ve Beşiktaş beraberliği var. Sivas Spor beraberliği var. 3 tane maçın beraberliğini hatırlıyordum. Önceki maçın beraberlik kim ne bilmiyorum ama Sivas Spor ve Fatih Karagöl'ün e 2-0 yenildim. Sivas Spor'dan beraber kaldım. Bize'den beraber kaldım. Eee... Beşiktaş'tan beraber kaldım ve Trabzonspor evet önceden burada menajer vardı ama şu an yok ve Fatih Karagümrük ikinci sırada 87 puan ikinci sırada ve Sivas Spor'da 2. ligye şampiyonlar ligine gitmek için 86 puan 3. yer alıyor. ve dördüncü ve 5. sıralarda 81 puanla Başakşehir ve Beşiktaş'a veriliyor ve 6. ve 7. sıralarda da yeni Malatya Spor Fenerbahçe'ye veriliyor 75 er puanlarla ve 8. 9. sıralarda da 70'er puanla da Alanya Spor ve Şayko Bize Spor yapılıyor. Ve bunlar da böyle 81, 81, 75, 75, 70, 70 diye dizilmiş. Ve Ankara Gücü de her zamanki gibi şu an 10. sırada kendi kendini koruyor. 61 puan yabılıyor Gaziantep'te 50 puanla 11. sırada yer 47 puanla Trabzonspor 12. sırada yer alıyor. Antalyaspor takımı da 45 puanla 13. sırada yer alıyor. Göztepe takımı da 32 puanla 14. sırada yer alıyor. Konyaspor takımı 31 puanla 15. sırada yer alıyor. Denizlispor takımı da 28 puanla 16. sırada yer alırken Kayserispor takımı da 25 puanla 17. sırada yer ve Hatay Sporu oyun 5 puanla 18. sırada küme düşümü hattında yapılıyor. Yaşar Birliği 19 puanla 19. sırada yapılıyor. Erzurum Spor'da 18 puanla 20. sırada yapılıyor ve Kasımpaşa'da kesinlikle düşmüş bir durumda 15 puanla 21. sırada yapılıyor. 18, 21, 24 şu an ee düşmüş bir vaziyette, kesinlikle düşmüş bir vaziyette. Ama Erzurumspor'un, Birliği'nin küçük bir umudu var düşmemek için. Hatayspor ve Kayserispor arasından birisi düşebilir. Belki Denizli düşebilir. Konya'nın düşeceğini sanmıyorum. Düşer mi bilemem ama burada da küme düşme hattında da büyük bir e, çaba sarf ediliyor diyelim. Ve şimdi de kupa finali maçının muhtemelen bu hafta geleceğini de sizlere söyleyelim. Çünkü bu iki 2 iki maçtan sonra da Sivas Spor'la maçımız var. Antrenman kampına gidemeyeceğiz. Çünkü daha, daha başka bir lig açmamız lazım. Ama o ligimiz daha da farklı olacak. Sadece şöyle söyleyelim. Mesela kadro devrimden Hatay Spor'un kadrosu. Hatay Spor'un kadrosuna bir etki edilmiş. Yine biz Erzurum Spor'un kadrosuna bakalım. Aslında baya bir menajer geldi buraya. Ee, ben şöyle söyleyelim, Kadının doğallığı ile oynayacağız. Yani hangi oyuncuları varsa, mesela Galatasaray takımında Marco Luindama veya Falcao bunlar satılamayacak. İsteseniz de satamayacaksınız çünkü transferler kapalı olacak. Veya e, İstanbul Başakşehir Edin Viski satamayacaksınız. Krevilli satamayacaksınız. Çadı satamayacaksınız. Urup biraz seni satamayacaksınız. Niyat Kahveci satamayacaksınız, geliştireceksiniz. Bakın. Geliştirmiş mesela. Mesela Belika gözcan sizin takımınız her zaman kalacak. Saviç diye bir Stefan Savic diye bir oyuncunuz olmayacak. Ravil Tagev de belki de e, sizinle beraber olacak. Yani sonucunda olaya baktığımızda burada doğal kadrolarla oynayacağız ve doğal kadrolarla kazanmaya çalışacağız ve doğal kadro kendi ligimizin doğal kadrosuyla şu anki ligimizin doğal kadrosuyla eee lig açacağız ama tabii ki de ee, ne zaman biz Şampiyonlar Ligi'ne gittikten sonra Şampiyonlar Ligi'nde iyi maçlar çıkarttıktan sonra Şampiyonlar Ligi kariyerimiz bittiği ve şampiyon olduğumuz zaman inşallah diyelim. E ee, şampiyon oluruz Şampiyonlar Ligi'nde de inşallah diyelim ve videoyu bitirelim. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.